Kapalı Çarşı'ya bir uzanalım. Özgür Yılmaz karşımızda olacak. Yanında Volkan Kurcuk, bir piyasa uzmanı da var. Özgür, ne dersin? Dışarıda, dünyada değer kaybeden dolar içeride yükseliyor. Altın da yükseliyor. Daha da yükselmesini bekliyor muyuz? Evet, altın ve para piyasalarının nabzının attığı Kapalı Çarşı'da hem döviz cephesinde hem de altın cephesinde çok hareketli bir güne başladık ve fiyatlardaki hareketlilik şu sıralarda da devam ediyor. Biraz önce siz de belirttiniz, fiyatlar yukarıya doğru hareket etti. Döviz cephesinde, altın cephesinde yükseliş sürüyor. Kameraman arkadaşım Murat Dündar da gösterecektir. Aslında burada tabelalar devamlı değişiyor. Öncelikle dolardan başlayalım isterseniz. Dolar şu sıralarda 3.195 seviyelerinde satılıyor. Euro ise 3.58 seviyelerinde satılıyor. Altın fiyatlarına gelecek olursak 24 ayar altın 135 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 220 lira, 221, 222 lira seviyelerinde. Cumhuriyet altını ise 900 lira civarında satılıyor şu sıralarda. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri yakından takip ediliyor. Şüphesiz piyasalar bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Kapalı Çarşı'da son bir haftadır Amerika'daki seçimlerle ilgili tüm ayrıntılar burada vücut buldu. Burada fiyatlara yansıdı. Bir hafta öncesine kadar, hatta bir gün öncesine kadar bütün anketlerden Hillary Clinton ismi çıkıyordu, ancak sandıkların açılması ile birlikte Donald Trump isminin öne çıkması dolarda gece saatlerinde bir rekorun kırılmasına neden oldu. 3.30 seviyelerine çıktı dolar, sonrasında tekrar geriledi, ancak altında tarihi rekor, tarihi yükseliş devam ediyor. Bizler yaklaşık yarım saattir buradayız. Altın 3.10 altında fiyat birkaç lira daha yükseldi. %5'lik bir yükseliş var. Son yarım saat içinde de tekrar yükselmeye başladı ki bunlar tarihi rekorlar demek. Her dakika yeni bir rekor kırılıyor. Volkan Kuğucuk yatırım uzmanı. Sürpriz bir isim. Donald Trump ismi çıktı. Piyasalar hemen tepki verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yükseliş devam eder mi? Şu anda reaksiyon aslında bu. Oynaklık fazla. Sizinle yayından önce de baktık. 5 dakikalık bir süre içerisinde 134,5 seviyelerinden 135 lira 20 kuruş seviyelerine kadar yükselen bir altın var. 3.19.70 seviyelerinden dolar, 3.18.90 seviyelerinde şu anda. 3.18 seviyelerine doğru bir gerileme oldu. Oynaklık fazla, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tabii ki sürpriz, anketlere baktığımızda Hillary Clinton isminin dışında Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte piyasaların vermiş olduğu reaksiyon, borsa tarafında da, dünya borsaları, global anlamda borsa taraflarında da bunları gördük, yaşıyoruz vadeli piyasalarda da. Ama günün kaybedeni Meksika pezosu, günün kazananı da altın diyebiliriz. Altındaki yukarı yönlü hareket yurt içinde gram altına yeni rekorları beraberinde getirdi. Gece geç saatlerde dolar TL'nin 3.30 seviyelerine doğru yükseldiğini gördük. Altının da 139,5 lira seviyelerine kadar çıktığını gördük, ama tabii vatandaş bunu yakalaması mümkün değildi. Çünkü sabaha karşı olan bir fiyatlamaydı. Şu an içinde ons tarafındaki yukarı yönlü hareket eğer önümüzdeki saatlerde devam ederse, bu takdirde gram altının, dolar TL kurunu da tabii yakından takip etmek lazım. Gram altının 135 lira seviyesi üzerinde fiyatlanmasını bekleyebiliriz ki yükselişin 137 lira seviyesine yeniden ulaşması kısa vadede mümkün. Şimdi gece bir rekor vardı. Gece döviz cephesinde dolarda bir rekor kırıldı. Tarihi rekor. 3.30 seviyelerini gördü. Geriledi. Şu sıralarda yine 3.20 seviyelerinde. Merak edilen bir soru, tekrar acaba 3.30'u görür mü? Çünkü böylesi bir durumda altın fiyatları da doğrudan etkilenecek. Burada biraz önce konuştuğumuz hemen herkesin de merak ettiği sorulardan bir tanesi bu. Şimdi öncelikle vatandaş tarafından başlayalım. Vatandaş bu gibi durumlarda fiyatları yakalaması mümkün değil. Çünkü yapmış olduğu her hamle kendisine pozitif değil negatif sonuçlar doğurabilir. O yüzden vatandaşın yapabileceği en doğru iş tribüne çıkıp olan biteni bir süre daha izlemeleri, toz bulutunun çökmesini beklemesi gerekiyor. Ama profesyonel olarak fiyatlara baktığımızda biz şunu görüyoruz. İlk şok fiyatlamada içinde kaldı, fiyatlandı. Bundan sonraki süreçte birazcık daha piyasanın Trump'a karşı bakış açısını konuşacağız. Biraz daha Donald Trump'ın yapacağı açıklamalar öne çıkacak. Eğer Donald Trump yapacağı açıklamalarda birazcık daha ılımlı bir dil kullanırsa, yani seçim öncesindeki kullanmış olduğu radikalleri birazcık daha törpülerse piyasa birazcık daha rahatlayabilir. En azından buradaki şok geçici olabilir, ama vermiş olduğu mesajlar yine sivri köşeli olursa bu noktada altın tarafında özellikle yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz. Ama dolar TL'de şunu söyleyebiliriz. Eğer 3.18 fiyatının altında bugün dolar TL
kalma içerisinde olursa ki öğleden sonra birazcık daha netleşir gibi fiyatlar. 3.15 seviyesine doğru olası gerilemenin kapısı aralanabilir gibi görünüyor. Çünkü 3.30 seviyesine yükseliş aslında Donald Trump'ın o fiyatlamasını işin içine aldı. Bundan sonra Fed konuşulacak. Çünkü Amerika eğer Clinton gelmiş olsaydı Fed'in 25 basamaklık faiz artışı neredeyse kesin gibiydi. Ama şimdi Donald Trump'ın gelmesiyle birlikte, çünkü Trump'ın Fed Başkanı ile ilgili söylediği çok önemli açıklamalar var. Yani Yellen'ı görevden alabileceğine yönelik işaret ettiği mesajlar var. Tabii bu da Fed'i ve faiz artışını da belirsizliğe soktu. Tabii bu da piyasalar açısından iyi mi kötü mü ilerleyen günlerde göreceğiz. Aslında burada da kaygılı bir durum var. Yani esnafla konuşuyoruz. Pek de kimsenin yüzünün gülmediğini gördük bu sabah. Tabii fiyatların yukarı yönlü gitmesi. Tabii kapalı çarşı tarafında birazcık vatandaşın ister istemez ayağını kesiyor altın tarafında. Daha çok satış tarafında olanlar hani kapalı çarşıyı ziyaret ediyorlar. Ama altın almak isteyen yatırımcılar da hani yüksek fiyatı değil daha çok düşük fiyatı değerlendirmek istiyorlar. Çünkü çok uzun zamandan beri sizlerle yeni yaptık. Burada vatandaşın içinde olan biri olarak söylüyorum. Vatandaşın kendi içinde marjı belli. 100 lira seviyesinde 110 lira seviyesinde altını alım yapıp 130 lira seviyesinde altını satış tarafında kalmak istiyor vatandaş. Dolayısıyla şu anda alım tarafından uzak ama her yukarı yönlü harekette vatandaş elindeki altını bozdurmaya gelebilir çarşıya. Burada da esnaf Hillary Clinton ismini, yani onlar da neredeyse %100 Hillary Clinton kazanır şeklinde bakıyorlarmış. Aslında gece saatlerinde buraya gelenler var çok büyük bir şaşkınlıkla. Evet, sabaha karşı özellikle tabii Donald Trump isminin açılmasıyla birlikte birazcık daha buradaki esnaf, dövizci ve kuyumcu güne daha erken başladı. Çünkü çok önemli bir durum. Fiyatları oynattı. Ciddi anlamda yani %5'e yakın bir fiyat oynaklığından bahsediyoruz. Bu da tabii ki esnafta bir miktar şaşkınlık yaratmış gibi görünüyor. Bizim cebimize nasıl yansıyacak bu durum? Vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Ya şimdi hep söylediğimiz bir şey var aslında Özgür Bey. Yani fiyatın bir yere gitmesi değil, o seviyede ne kadar uzun süre kaldığıyla alakalı. Eğer dolar TL 3.20 seviyesi üzerinde artık kalmaya başlar ve bu seviyelerde maliyet yapmaya başlarsa, bu durum tabii ki döviz geçişkenliğini düşündüğümüzde hani biraz daha negatif olabilir. Ama 3.30'a gidip hemen arkasından hızlı bir şekilde yeniden 3.15 seviyelerinin altına... Oh.